Bu kadar ahlaki yozlaşma İslam coğrafyalarında, Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda olmamalıydı. Ama ne yazık ki cihana ahlak öğreten Allah Resulüne inandığını söyleyen insanlar bugün olmadığı kadar ahlaksız bir potre, ahlaksız bir resim ortaya koyuyorlar. O gün de böyleydi. Allah Resulü nasıl tedavi etti biliyorsunuz? Ahlak inşa etti. Nasıl güvenilecek adam aramadılar? Biz zaten öteden beri aradığımız için bulamıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey demedi sahabeye. Gidin iyi adamlar bulun, o adamlarla iyilik adına bir şeyler yapın. Böyle bir şey demedi. Ne dedi Allah Resulü biliyor musunuz? İyi adam olun dedi. Eğer siz güvenilecek adam olursanız sizi Allah başkalarıyla beraber bir yolun yolcusu kılacak. Bugün biz aradığımız için bulamıyoruz. Aslında bütün mesele olmaktır. Eğer olma adına bir gayrete girersek ahlak bizim dünyamızda, hayatımızda temsil edilen bir değer haline gelince o zaman insanlar demek ki bu İslam kağıtta yazıldığı gibi o, olamıyormuş sadece hayata da intikal eden bir değermiş gibi bir mesele olarak anlaşılacak. O zaman başka bir noktaya geleceğiz. Allah Resulü ahlaklı bir toplum oluşturdu. El emindi, el emin vasfına uygun adamlar yetiştirdi. Kimse Resulullah'ın ahlakına dil uzatamadığı gibi Ebu Bekir'e de dil uzatamadı. Ömer'e de dil uzatamadı. Osman'a da dil uzatamadı. Ali'ye de dil uzatamadı. Radıyallahu anhum ecmain. O ahlakları ahlaksız çağı saadet asrına dönüştürdü. Bir daha olur mu? Tarihte bir kez olan bir daha olur. Yeter ki biz de bunu yapabilelim.